Dinleyiciler, Tarım Aktüel ekibi bu hafta Manisa'da Halit Ünlü'nün konuğu oluyor. Sektörün duayen ismi olan Halit Ünlü ile beraber çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Hadi başlayalım. Sevgili izleyiciler, Tarım Aktüel'de bu hafta Manisa'da ünlü ziraat aletlerinin konuğuyuz. Şu anda yanımızda Halit Ünlü var. Efendim, programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz. Şimdi öncelikle Halit Bey, biraz firmadan bahsederek başlayalım istiyorum. Çoğu insan zaten ünlü ziraat aletlerini biliyor. Fakat bilmeyenler için de sizin ağzınızdan biraz anlatalım isterseniz. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ben her sabah 8'e 20 kala iş yerindeyim. Her sabah birkaç dakika artı eksi olur. Çünkü işime gelmezsem rahat edemem. Halit Bey, her sabah buraya girerken neler hissediyorsunuz? Şu anda firmanın girişindeyiz. Ben buraya geldiğim zaman hemen rahatlıyorum. Sinirli de olsam, sinirlerim gergin de olsa hemen salıyorum. Ne yapacağım bugün? Ne yapmamız gerekir? Nasıl işe bakmamız gerekir? Ne yenilikler yapmamız lazım? Hep kafamdaki plan, programdaki isimler bunlar. Neler yapabiliriz? Çünkü herkes bizden iyi bir şey bekliyor. İyi şeyler bekliyor. Onu her sabah içeri girdiğim zaman bunları düşünüyorum. Ne kadar güzel. Bugün bizi gezdireceksiniz. Tabii. Evvela buradaki fabrikamızı gezelim. Çalışma sistemimizi görün. Neler yaptığımızı görün. Ondan sonra diğer şirketleri de gezeriz. Siz çocukluğunuzdan beri bu işlerin içindesiniz. Tornacılıktan bugünlere kadar geldiniz. Biraz hikayeyi anlayalım istiyorum. Biraz hikayeyi anlatalım istiyorum izleyicilerimize. Biraz gerilere gidelim istiyorum. Çağla Hanım, çok teşekkür ederim. İyi bir soru sordun ya. Beni hemen heyecanlandırdın. Hemen. Şöyle, biz tabii babam maciriz biz, Yunanistan'dan gelme. Babamlar 7 kardeş. O zaman macir olarak Yunanistan'dan gelenlere Atatürk tabii getiriyor. 6 dönüm yer vermiş. Babamın da 6 dönüm yeri vardı. Bizim çocukluğumuz çok şey geçti. Fakir geçti, gariban geçti. Ve bu arada ben tabii yaklaşık ufak yaşta bir evdeydik. Sofra vardı, yer sofrası. 20 kişi sofraya oturduğumuzda biz ufaktık tabii. Büyükler vardı. Tam 20 kişiydik. Ondan sonra okula gitmeye başladım ben. İlkokuldan 5. sınıfa kadar okulda hep okul birincisiydim. Hatta 4. 5. sınıfta öğretmen tarihi bana anlattırırdı. Talebelere, yani çocuklara tarihi ben anlatırdım. Tarihi iyi biliyordum o devrede. Unutmuyordum da. Okul bitti. Yaz döneminde babamın bahçıvan bir arkadaşı vardı. Beni oraya verdi. Bahçeye verdi. Bana işi bir sefer gösterdi. Kimse başıma gelmedi. Sulamadır, çapadır vesaire falan filan. Ama benim okula gitmem lazım. Okul başladı. Ortaokula başladım. 2. sınıftan ayrılmak zorunda kaldım. Neden? Maddiyatsızlıktan. 4-5 kilometre yayan gidiyorum. 5 kilometre yayan gidiyorum, yayan geliyorum. Üst baş yok, bilmem ne yok. Okulu bıraktım. Mesleğe girdim. İlk girdiğim at arabacı demirciliğiydi. 3 hafta çalıştım. 3 hafta sonunda ayağıma bir cüruf düştü. Çok sıcak bir şey. Ayağım yandı. 2 gün gitmedim. 3. gün gittim. Usta dedi ki, neredesin ya sen dedi. Gelmeyeceksin diye yerine başka adam aldım. Ama tabii orada konuşmalar oluyor. Halit geliyor ama öğrenemez. Biz aynı gün başka bir iş bulduk. Aynı gün pazartesi günü başlayacağım tarım aletleri işini bulduk. Ve tarım aletleri işine girdik. Bu işte bir şey bilmiyorsan size angari iş yaptırıyor. Nedir? Kahveden çay söyle. Demir al, şunu taşı, bunu taşı gibilerden. Ben de işe veriyorum kendimi, bir şey öğreneyim. Beni bu tür işlere göndermesinler. Ve o zaman için benden birkaç yaş büyük, kalfa deriz biz, kalfa vardı. Kalfa işi bırakınca iş bana kaldı. Öğrenmem daha hızlandı. İlk pulluk yaptık. Çalıştığım yer 2 kardeşti.
At arabasına pulluğu koyduk bu bölgeye. Yağmura diye geldik. Arka kulak çalışmadı, kısa geçiyorum. Arka kulak çalışmadı. Tekrar 2 saat baktılar, yaptılar iki kardeş. Ben de çalışıyorum. 2 saat sonra geldim. Mustafa da ismi. Mustafa abi dedim, ben bunu yaparım. Ben bunu yaparım dedim. Nasıl yapacaksın dedi. Yapacağım, çalışacak dedim. Yap göreyim dedi. Yaptım, çalıştı. O zaman belli başlı usta olduk. Belli başlı usta olduk ama ben bu ara tabii atla çift sürdüm. Çapaya gittim. Pamuk çapası, bağ çapası, bostan çapası. Benim başarımın sebeplerinin bir tanesi de bu. Çünkü atla çift sürdüğümde pulluğun dizaynları düzgün değilse at beyaz köpük atardı. Arkadaki pulluğu tutan da gücü ne olursa olsun, ne kadar ufak olursa olsun yaşı yoruluyordu, ayakların yoruluyordu. Ve o zorlukları o zaman ben kafama ufak yaşta koymuştum. Benim ilk işim balta, tırpan, nacak, kürek, dirgen yaptık çok. At pulluğu yaptık. Tabii şu an traktör terlemiyor ama fazla yakıt yakıyor. Biz her zaman bahsediyoruz bunu. Bizdeki ürün %20-30'a kadar az yakıt yakacak. Türkiye'deki tarım potansiyelini biraz konuşalım mı? Manisa üzümcü bölge. Üzümün de meşhur. Bu sadece Manisa merkez değil. Salihli, Alaşehir, Sarıgöl. Burada üzüm meşhurdur. Büyük, ciddi ihracatlar var yurt dışına. İyi döviz girdileri oluyor ülkemize. Bu ara incir de var. İncirin de meşhur. Bizim bu bölgede yetişen incir tadı, aroması, her şeyinle çok düzgün ve iyi. Tabii incir var, Aydın'da da var, Bursa'da da var. Evet. Ama buradaki incirin aroması çok değişik, çok daha iyidir. Ben ilk defa burada kabuğuyla yedim inciri. Ama zaten incir kabukla yenir. İlk defa denedim ama çok da lezzetli geldi. Evet. Şunu merak ediyorum. Pandemi sürecindeyiz. Aslında tüm dünya olarak sıkıntılı dönemler geçiriyoruz. Tarım, ziraat aletleri bundan ne şekilde etkilendi? Şimdi siz bu süreci de büyüyerek atlatıyorsunuz bir şekilde. Bunu da anlatalım mı? Neler söylemek istersiniz? Olur tabii. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim sorduğun soru için. Bunlar tabii çok önemli. İlk anda bu pandemide bir duraklama başladı, bir korku başladı. Ne olacağız demeler başladı. Ama bütün burada birçok şirket kısa dönem çalışmasına geçti. Biz de geçelim mi geçmeyelim mi diğer bir toplantı düzenledik. Ben yarın haber vereyim dedim. Geçmiyoruz, devam ediyoruz dedim. Bu devam ediyoruz demekle bizde işlerde bir patlama oldu. Bir yoğunluk oldu. Tabii biz şimdi bunu böyle demekle kişilere bakıyorsun, kişinin karnını doyuruyorsun, bir başkasına muhtaç etmiyorsun. Ve ben her zaman da söylediğim, daha düzgün, daha iyi, bir parça fazla yapalım, o parça parası bize gelecek. Biz de bununla ekmek alacağız, ekmek yiyeceğiz, karnımızı doyuracağız diyorum. Çünkü yarın kötü bir durumda komşuya gider, bir ekmek ver desen dahi var ama kendime kadar. Size verecek kadar ekmeğim yok diyebilir. O yönden kendi işimiz, kendimiz daha sağlam, daha doğru, daha iyi yapmamız gerekir diyorum. Her zaman bunu söylüyorum. Nasıl büyüyorsunuz bu süreçte? Yani bu kadar hani insanlarla çok fazla konuşuyorum açıkçası. Herkes işte pandemi süreci çok kötü durumdayız, işler çok kötü yorumları yapıyorlar. Ama siz büyüyorsunuz. Bunu nasıl başarıyorsunuz Halit Bey? Pandemi döneminde tabii yiyeceğe ağırlık verildi. İlk anda biliyorsunuz manavlarda raflar boşaltıldı, marketlerde raflar boşaltıldı. Bir yağma gibi, tabii parasını verdi aldı, yağma değil de bir yağma havası. Hiçbir şey kalmadı ki bu halk anladı ki yemeden yaşayamayacağını. Tabii ülkeyi yöneten hükümet de anladı ve çiftçiliğe ağırlık vermeye başlandı. Ağırlık verildikçe bizim işler daha da yukarı doğru gitmeye de devam ediyor.
Bu süreçte pandemi sürecinde gıda güvenilirliği de çok önemli insanların sağlığı açısından. Bu süreçte nelere dikkat etmek gerekir? Tarımda nelere dikkat etmek gerekir? Bunları da biraz anlatalım isterseniz izleyicilerimize. Tarımda daha kaliteyi yükseltmemiz lazım, daha verimi artırmamız lazım. Daha ucuz halk, vatandaş yiyeceğini yemesi gerekir. Çünkü pahalılaştıkça almakta, yemekte zorlanır. Bu arada gelecekte daha değişik problemlerle karşı karşıya kalabiliriz. Bütün önemli olan, ve ben bunu her zaman söylüyorum, devletin üretim yapan kesimleri desteklemesi lazım. Evet. Gerekirse hibeden bahsetmiyorum, hibe paradan bahsetmiyorum. Uzun vade faizsiz para karşılığında istidam, karşılığında vergi diyorum ben. Bunun dışında fazla bir şey beklediğimiz yok. Ünlü ziraat aletlerinin yurt dışında da güzel işler yaptığını biliyoruz. Neler yapar ünlü ziraat aletleri yurt dışı ile alakalı? Yurt dışı çalışmalarımız yoğun bizim. Daha iyi ne yapabiliriz? Daha kaliteli ne yapabiliriz? Daha uzun ömürlü ne yapabiliriz? Bunlar hep plan programımızda sırasında işimize, yolumuza devam ediyoruz. Bu arada şundan da bahsedelim istiyorum. Ünlü ziraat aletlerinin çeşitlerinden de bahsedelim istiyorum. Bilmeyen izleyicilerimiz için biraz anlatın isterseniz ve bundan sonra yenilik olarak neler yapacaksınız? Yeni teknolojiler getirecek misiniz? Bunları da anlatalım lütfen. Yeni teknolojilerimiz var. Bir sefer aşınan parçaları, pulluğun uç demirini, kanadını, yani kulağını, bunları 70 rotver yapmayı hesaplıyoruz. Ama tabii uç demiri 70 olmaz da 60, 50, 50, 55 rotver olur. Ve biz bunları yaptık. Şu an denemeler devam ediyor. Artı yapacağımız parçalara toprak, çamur yapışmayacak. Yapışmadığı zaman kısa bir zaman zarfında dünya markası olmayı hedefliyoruz. Nasıl olacağız? Bu tür çalışmalarımızla çok açmıyorum konuyu. Biraz daha kısa kesmeye çalışıyorum. Ve bunu önümüzdeki yıl Mart-Nisan ayına kadar bu yapışmamayı başarmamız lazım. Başarırsak herkes kazanacak. Şimdi dediğimiz gibi pandemi sürecindeyiz. Aslında sıkıntılı bir süreç. Ama sizin de çok fazla çalışanınız var. Bildiğim kadarıyla iyi de atlattınız bu süreci. Sizlerde böyle bir sıkıntı oldu mu, hasta olan elemanlarınız oldu mu ve ne şekilde bu elemanlarınıza davranıldı? İzne mi çıkarıldılar? Karantinaya mı alındılar? Neler yaptınız fabrika olarak? Biz ilk anda bir hafta 10 gün bir fabrikaları kapattık bu pandeminin geldiğinde. Bir kendimize bir çeki düzen verelim. Bir hafta kapattık. 15 gündü, bir haftada kestik. Tekrar toplandık ve biz dedik ki oturmakla, izinle bu işi başaramayız. Biz çalışmamız gerekir ve çalışmaya başladık. Örneğin Temmuz ayında sadece Ali Tünlü'de 50 kişi yoktu. Bizim mevcut 500'ün üzerinde gibi 50 kişi yoktu. Ama tabii 3 fabrikada 500. 50 kişi olmadığı zaman takım bozuluyor, üretim yapamıyorsun. Çünkü biri hastalanıyor. Örneğin servis, çok sıkı tedbirlerimiz var. Kapı kontrol altında, forum dolduruluyor. Ne olduğunu söylemen gerekir. Eğer doğru söylemez, içeri geldin 3 saat 5 saat sonra hastayım dediğin an tazminatsız çıkışın yapılacak. Herkes de bunu biliyor. Çünkü ben burayı korumam lazım. Bir kişi için 150-200 kişi hasta yapamam. Evet. Sıkı tedbirlerle biz bunu atlattık, başardık ve iyiyiz. Bu arada birçok fabrika kısa dönem çalışmasına geçti. Biz de, bizdeki ekip de toplandık, düşündük ve benden tek söz çıktı. İşe devam edeceğiz. Az da olsa, çok da olsa biz de para bitene kadar buradayız dedik. Ama bunu demekle Cenab-ı Allah bize çok iş verdi. İyi iş verdi ve çalışanımıza daha iyi baktık. Neler yapılabilir başarılı olmak için? Yani çünkü siz böyle örnek firmalardan birisisiniz açıkçası. Neler tavsiye edersiniz? Buna benim şeyim çok büyük.
Ben hem sizle konuşuyorum. Az önce dedim ya, bir daha tekrarlar mısın? Kafa bir başka yerdeydi. Bir başka yerdeydi. Anladım da tam anlayamadım. Belki değişik bir şey olabilir içinde. Bizim plan programlarımız büyük. Daha çok üretim, daha kaliteli üretim, daha çok yurt dışına satma ve dünya markası olma. Yurt dışında nerelere satış yapmayı düşünüyorsunuz? Şimdi bizim en büyük pazarımız Rusya. Rusya biliyorsun Türkiye'nin 6 katı. Evet. Rusya bizim için çok önemli. Çok kötü yapışkan toprak var. Bizde 70 rotfel sertliğinde az önce bahsettiğim gibi ve buna yapışmadığı an hem aşınmayacak hem yapışmayacak ve Rusya'da pazar payımızı yükselteceğiz. O zaman yavaş yavaş dünya markası olmuş olacağız. Rusya dedik. Başka yerler var mı? Başka var, ülkeler tabii, var mı? Var. Azerbaycan var, Moldova var, Ukrayna var, birçok ülke var. Yunanistan var, Bulgaristan var, Romanya var. Çok ülke, İran var, Irak var. Ben şu an şuradan karşıdan biri gelsin, rahatsız göreyim onu. İlk aklıma gelen bunu nasıl iyileştiririm? Bu ufak yaşta da vardı. Bende şu anda var. Bu işler için, bu işleri yapmayı seviyorum. Ve beni ayakta tutan, şu an burayı getiren hep iyi niyetim, düşüncelerimdi. Bakın ben çalıştığım yerde 8 sene çalıştım. Askere gittim geldim. Tekrar 6 ay çalıştım. Bir sebepten dolayı hemen bıraktım. Bir hafta sonra hemen çalıştığım yerin dibinde iş kurdum. İmalata başladıktan sonra o çalıştığım yer geride kaldı. Çünkü ben çalışanı da seviyorum, işimi de seviyorum, iyi hizmet etmeyi de seviyorum. Az önce dediniz ki bu biz alalım. Yok, ben zevk alıyorum. Kim olursa olsun. İsterse ufak çocuk olsun. Zevk alıyorum. Yaptığım işten zevk alıyorum. Hizmetten zevk alıyorum. Hizmeti seviyorum. Tabii bu yaptığımız iş de bizim bir hizmet. Biz hiçbir zaman paraya bakmayız. Yani Çağla Hanım'ın pırasını almayı düşünmüyoruz. Çağla Hanım'ı nasıl memnun ederiz? Nasıl bizden aldığı üründen memnun kalır? Allah razı olsun kelimesini nasıl duyarız? Onun dışında bir hesabımız yok. Yani bunu düşündüğümüz için karımız ufak da olsa bitmiyor. Ben şu ana kadar 2001 krizinde bir iş sıkıntıları çektik. 3-5 ay. Onun dışında zaman zaman para sıkıntılarımız olmuştur. Ama onun dışında ciddi bir sıkıntımız yoktur. Belki de hani büyüklerimiz şey der ya, bereket derler. O bereketin de aslında Türkçe dışında başka bir dilde karşılığı yok. Sizin iyi niyetiniz acaba bereket mi getiriyor? Muhakkak tabii, muhakkak. Ya ben şimdi size bakıyorum. Sizin daha iyi olmanızı istiyorum. Tabii siz iyi olursanız ben de iyi olmam lazım. O da ya, demek istediğim menfaatler pifti. Eğer alalım parasını, günlük çalışmıyoruz biz. Bakın şu an biz burada şu pandemi döneminde ciddi bir yatırım yapıyorum ben. Ciddi. Neden? Biz şu an iyiyiz biz. Ama bu şekilde gidersek 2 yıl zarfında maaş ödemelerde zorluk başlarsa zaten SSK'dır, vergidir, bunları zaten sallayacaksın. Evet. Ve biz bunu görerek şu an iyi bir yatırım yapıyoruz. Birçok robotlarımız var. Birçok bölgeyi robot yapıyoruz. En son montajı robot yapacağız. En son. Çünkü yapamazsak yola devam edemeyeceğiz. Eski çalışmalar yok. Hiç kimse çalışmak istemiyor. Hiçbir meslekte. Yani memuriyet de o aynı. Sanayicilik de aynı. Çiftçilik de aynı. Kimse gelmek istemiyor. Herkes hazır istiyor. Halit Bey, şimdi robotlu sistemden bahsettiniz. Biraz da üretim kısmına isterseniz geçelim. Orada siz bu sistemi anlatın, üretimi anlatın, satış sonrasını anlatın. İster misiniz? İsteriz tabii, çok güzel olur. Sevgili izleyiciler, Halit Ünlü ile keyifli sohbetimiz tüm hızıyla devam ediyor. Şu anda Ünlü Ziraat Aletleri'nin bulunduğu yerdeyiz. Evet Halit Bey, biraz buradaki fabrikadan da bahsedelim.
Teşekkür ederim. Bizim ilk fabrikamız bu. Tabii ufak yerlerden geldikten sonra ilk fabrika ama şu an en büyük de bu fabrikamız. Bizi buraya taşıyan, buraya getiren şu 70'li yıllarda ilk üretime başladığımız şu ürünler bizi buralara getirdi. Bunlarla buralara geldik. Bakalım isterseniz birlikte. Ve bu aşamayı geçtikten sonra şu an bizim için şu an daha kolay. Biz şu an daha iyi, daha doğru, daha güzel ne yapabiliriz? Devamlı bunların hesabını, kitabını yapıyoruz. Az sonra içeri gireceğiz. İçeride de bir görmemiz gerekir. İçeride ne yaptığımızı görüntülememiz lazım. İnşallah bundan sonramız daha iyi olacak. İnşallah diyelim. Şimdi buradaki pullukları da bize biraz anlatın isterseniz. Bunlar çok eski aletler. Ne zaman yapıldı, nasıl yapıldı? Çok sağ olun. Şu an bu üretimimiz bizim 1972 yılında ilk ürettiğimiz pulluklar. O zaman için traktörler ufaktı. En büyük traktör 60 beygir gücündeydi. 35 beygir, 40 beygir, 45 beygir, 50 beygir traktörlerdi. Ama şu an bu tür pulluklar büyük traktörler büyüdükçe aletler de büyüdü. Bunlar olmaz tabii. Bunlar yine 40-45 beygir gücündeki traktörler olabilir. Ve bizi az önce bahsettiğim gibi burayı taşıyan bu aletlerdir. Evet. Şu gördüğümüz at pullukları ve ilk başladığımız şu kollu makas, demir kesmek için de o. Bu da bu nedir? At pulluğu. O zaman için öküz pulluğu. Ama bu bizim üretimimiz değil. Bu ithal yurt dışından Marshall yardımı olarak gelen pulluklardı. Bunları da öküz çekiyordu. Şuna nasıl oluyordu? Düzenek nasıl? Biraz tabii anlatalım. Şu bakın şu ağaç şuraya bağlanır. Şurayı bağlanırdı. İki öküz bu pulluğu çekebilirdi. Şu da bunun şu derecesi. Evet. Derinlik ayarı buradan veriliyordu. Şu an çalışmıyor. Bunu bir çalıştırmamız lazım. Neyse. Derinlik ayarı buradan veriliyordu. Ve bunu öküz çekiyordu. Tabii benim bu söylediğim 60-70 sene önceki. Çok eski bir teknoloji. Çok eski bir teknoloji. Ama şu an teknoloji çok değişti tabii. Kesinlikle. Ne kadar zor şartlar altında insanlar çalışıyormuş, değil mi? Bunu insan şuradan sapıydı bu. Buradan burada ağaç olacak. Ağacı yok üzerinde. Evet. Ve tarlasını, bağını, yerini sürüyordu. Tek at pulluğu. Bu da bu da bayağı minyatür duruyor tabii, Halit tabii, Bey. Tabii. Bunu tek at çeker. O da tek at. Tek at. Ama şu an bunlar kullanılmıyor herhalde. Tabii şu an bunlar kullanılmıyor. Peki o zaman fabrikanın içinde gezelim birazcık. Tamam, buyurun. Hadi gidelim. Burası revirimiz. Burası revir. İş güvenliği önemli tabii bu tarz tabii, yerlerde tabii, değil mi? Burası yine ev toplantı, yalın ofis. Ofis yani eğitim yerimiz. Ha öyle mi? Eğitim yerimiz. Ne eğitimleri veriliyor genelde Halit Bey? Eğitim genelde işle ilgili, kaynakla ilgili, otomasyonla ilgili vesaire, demirle, çelikle ilgili eğitimler veriliyor. Ne kadar güzel. Devam edelim isterseniz. Devam edelim. Şurası üstü yemekhane. Evet. Altı lavabolar. Evet. Burası robot kaynak bölümü. Bak robot kaynak yapıyor. Şimdi şöyle. Bak şurada yapılıyor. Bak robot kaynak yapıyor. Bir çalışma sürüyor değil mi? Tabii. Burada robot kaynak yapıyor. Burada yapıyor. Halit Bey bugün bizi çok güzel ağırladınız. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun her şey için. Keyifli sohbetiniz için. Burada bizi ağırladığınız için, misafirperverliğiniz için sağ olun tekrardan. Geldiğiniz için, beraberliğimiz için çok çok teşekkür ederim. Halit Bey son olarak sektöre yeni giren gençlere neler tavsiye edersiniz buradan? Yeni gelen gençlere çalışkan, dürüst,
yenilikçi olmalarını tavsiye ederim. Eğer bunları yapar, bu söylediklerime uyarsa kişinin bir yerlere gelmeleri çok daha rahat olur. Yenilikçi, yani iyi Ar-Ge kuracak, iyi Ar-Ge'nin yönetiminde yola devam edecek. Başka söyleyeceğim fazla bir şey yok zaten. En doğru, yani bana iyi bir insanı tarif et dediğin zaman üç kelime söylerim. Temiz, dürüst, çalışkan. Bu da söylediğimde üç kelime ve bunlara uyulursa kişinin bir yere gelmesi biraz daha kolay oluyor. Kolay olur. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Bizi burada çok güzel ağırladınız. Çok misafirperverdiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun tekrardan. Biz de sizin geldiğinizde çok teşekkür ederiz. Sevgili izleyiciler, Tarım Aktüel'in bu haftada sonuna geldik. Haftaya tekrar aynı gün, aynı saatte görüşmek dileğiyle efendim. Hoşça kalın.